Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Bebeklerde ilk dişin ne zaman ortaya çıkacağı konusu değişkenlik gösterebiliyor. Bazı bebeklerin ilk doğum günlerinde hiç dişleri olmayabiliyor. Bazı bebekler ilk dişleriyle doğuyor. Bazıları 4 aylıktan önce, bazıları ise 12 ay sonra diş çıkarmaya başlıyor. Ancak çoğu bebekte yaklaşık 6 ayda diş çıkarma görülüyor. Tipik olarak ilkin ve hemen hemen her zaman alt ön dişler çıkıyor. Çoğu çocuk genellikle 3 yaşına kadar süt dişlerinin tamamına sahip oluyor. Bebeklerde diş çıkarma nedir? Bebeklerde diş eti içinde gelişimini tamamlayan süt dişlerinin ağız boşluğuna ulaşması sürecine diş çıkarma denir. Bebeklerde diş çıkarma genellikle 4. ile 7. ay arasında görülmeye başlamakla birlikte ağız içindeki dişlerin türüne göre ortaya çıkma zamanı da değişiklik gösterir. Dişlerin çıkma süreci her bebekte genetik ve çevresel faktörlerle ilişkili olarak farklı seyredebilmektedir. Bebeklerde diş çıkarma süreci nasıl gelişir? Bebeklerin diş çıkarma dönemi genellikle 4. ve 7. aylar arasında olmakla beraber çok büyük değişiklikler de göstermektedir. 3. veya 4. ayda nadiren de olsa diş çıkarabilen bebekler olabildiği gibi ilk dişini 12-14. ayda çıkaran bebekler de olabilir. Süt dişlerinin tamamlanması 3 yaşına kadar gerçekleşir ve bu süreçte çocukta 20 tane süt dişi tamamlanmış olur. 5-6 yaşından sonra da süt dişleri dökülür ve çocukta kalıcı dişler çıkmaya başlar. 11-12 yaşına kadar bu süreç devam eder ve o yaşlara gelindiğinde 32 dişin tamamı çıkmış olur. Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? Bebeklerde diş çıkarma belirtileri bebekten bebeğe farklılıklar gösterir. Hiçbir belirti vermeden diş çıkaran bebekler olabilir. Diş çıkarma sırasında bebeklerde genellikle aşağıdaki belirtiler görülür. Huzursuzluk geceleri, sık uyanma, iştahsızlık, katı gıdayla beslenen bebeklerde anne sütü veya biberona daha çok yönelme, dışkısında hafif bir yumuşama, hafif bir ateş ağrı, şişmiş diş etleri, kırmızı sıcak yanaklar, aşırı salya. Pişik uyku düzeninde değişiklik, kulak ve yanağını kurcalaması, kaşıması, bir şeyler çiğneme isteği, genel bir huzursuzluk hali, ağız çevresinde döküntüler, bunlar süt dişlerini çıkarma sürecinde olan bebeklerde görülen rahatsızlıklardır. 5 yaşından sonra süt dişlerini döküp kalıcı dişlerini çıkarmaya başlayan çocukta ise bunlar görülmez. Diş çıkarma belirtileri nasıl hafifletilir? Bazı bebeklerde diş çıkarma evreleri zorlu ve sancılı olabilir. Bu gerçekten bebekten bebeğe göre değişen, hatta bebeğin her diş çıkarmasında bile farklı olabilen bir süreçtir. Bebeği rahatlatmak ve diş çıkarma ağrısını hafifletmek için diş kaşıma oyuncağını soğutarak vermek, havuç, salatalık, elma, kereviz sapı gibi meyve ve sebzeleri yine soğuk bir şekilde kemirmesi için hazırlamak, temiz eller ile dairesel hareketlerle bebeğin diş etlerine bir süre masaj yapmak faydalı seçeneklerdir. Ancak bazı çocuklar bu dönemi biraz sıkıntılı ve yoğun olarak yaşayabilir. Hekiminizin de önerisiyle parasetamol içeren ilaçlar verebilirsiniz. Bebeğin diş çıkarmak üzere olduğunu nasıl anlarız? Diş çıkarma süreci her bebek için farklı olabilir. Ancak genel olarak en sık karşılaşılan diş çıkarma belirtisi, bebeğin diş etlerinin kırmızı ve kabarık olmasıdır. Bebeğin diş çıkarmak üzere olduğunu belirten diğer işaretler. Bebeğin her zamanki haline göre daha huysuz, hassas ve huzursuz olması, çok hafif ateşinin olması ve her zamankinden fazla salyasının olması sayılabilir. Diş çıkarma kaç gün sürer? Bebeklerde diş çıkarmanın kaç gün süreceğine dair kesin bir veri yoktur. Ancak araştırmalara göre bir dişin çıkış süreci 8 günden fazla sürebilir. Diş patlamadan 4-8 gün önce belirtiler kendini gösterebilir. Özetle diş eti kabardıysa dişin ortalama 4 gün sonra çıkması mümkündür. Bebeklerde diş çıkarmada ateş ne kadar sürer? Sanılanın aksine, diş çıkarma sürecinin bebekte ateşe yol açtığını destekleyecek yeterli bilimsel kanıt yoktur. Diş çıkarmak, bebeğin vücut ısısında hafif bir yükselmeye neden olabilir. Ancak bu yüksek ateşin diş süreciyle bağlantısı olduğunu göstermez. Diş çıkarmaya bağlı görülen hafif ateş, genellikle herhangi bir medikal tedavi gerektirmez.